Merhaba sevgili yarışseverler. 12 Mart Perşembe İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Bir günlük aranın ardından yeniden sizlerleyim. Malumunuz bir seyahat gerçekleştiriyordum. O yüzden sizlerle birlikte olamadım. Destekli mesajlarınız geldi. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeniden bir yarış heyecanını birlikte konuşturacağız, izleyeceğiz, yaşayacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı bir gün olur. Yeni heyecan, yeni umut demektir. Bundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yarın İzmir'de yarış heyecanı var, güzel yarışlar var. Bakalım bizler neler göreceğiz, neler bizi bekliyor sevgili dostlar. Bugünden konuşmak gerekirse enteresan iki tane yarıştan bahsedeceğim. Biri altılı ganyanın ikinci ayağında Bursa'da Ninoş'un oğluna binen sevgili kardeşimiz Muhammed Mir Bilgin. Gerçekten ne yaptığını anlamadım. Yol boyu Kadir abiyi takip etti. Hem dışarı çıktı hem içeri gitti. Bunu kendi inisiyatifiyle mi yaptı yoksa atın ilgilileri mi söyledi? Gerçekten inanılmaz bir yarıştı ki. Birçok mesaj aldım. Gerçekten böyle şeyler üzücü. Yetenekli gördüğümüz, inandığımız bir apranti kardeşimiz Muhammed Mirbilgin bu işlere erken başlarsa sonu bu işte sahada kaybolan insanlara benzer. Kendisinin yetenekli olduğunu burada her zaman söyledim. Kendisine güvendiğimi de söyledim ama hem o dışa çıkma huyu hem de içe girilme huyu dediğim gibi kendi inisiyatifi ise bunlardan bir an önce kendisinden vazgeçmesini diliyorum. İnşallah bir daha yapmaz. Kardeşimiz daha çok genç. Ben hata yaptığını düşünüyorum. En kısa zamanda da doğruyu bulacağına inanıyorum. Birçok mesaj geldi. Dostlarımızı da kırmayalım. Söylemeden de geçmeyelim sevgili dostlar. Ninoş'un oğlu ve Alp Doğan yarışı ki bence Ninoş'un oğlu Alp Doğan'la uğraşacağına kendini yarışı verseydi belki de yarışı kazanacaktı. Ben kuponumu Alp Doğan'ı tek attım belki ama dediğim gibi önde yalnız kalan Şimşek Kral arkadakiler birbirleriyle uğraşınca yarışı kazandı. Her zaman söylüyorum gidişat odaklı oynuyoruz. Zaman zaman böyle olduğunda kaybediyoruz. Bazen jokey hataları, bazen atın anlık durumuyla böyle gidişatlar, böyle yarışlar izliyoruz sevgili dostlar. Bir de İstanbul yarışlarında bir isim var ki ses kaydında özellikle bahsetmiştim. 6 numaralı Trubitte Joyce. Belki yarış yaşamına geç başlasa da gerçekten inanılmaz kanatını sahaya yansıtan, bunu da her adımında bize gösteren 6 numaralı Trubitte Joyce. Gerçekten bundan bir iki sene sonrasını da merak ediyorum. Allah ayaklarını düz bastırsın. Böyle yürekli, güçlü İngiliz atları sahamıza geldi mi gurur duyuyoruz ki kendisi zaten Gazi galibimiz Blöstüvi'nin de kardeşi diye biliyorum. Evet öz kardeşi hem de Blöstüvi'nin 6 numaralı Trubitte Joyce. Bir kez daha Allah ayaklarını düz bastırsın sevgili dostlar. Yarış heyecanlı İzmir'de yaşayacağız. Güzel bir program var. Ben elimden geldiğince yorumlayacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturacaksınız. Malumunuz Adana, Mersin, Adana'dan sonra memleketimiz Malatya'dayım. Yarın da birkaç tane ganyan bayini gezeceğim. Belki orada tanıdığımız dostlar çıkacak. Adana'da denk geldi, sohbet ettik. Hipodromda güzel dostlarla tanıştım ki özellikle Adana salı yarışlarında birçok dostum WhatsApp grubunda çok güzel ikramiyeleri kazandılar. Altılı ganyan 130 lira verirken hipodromda yanımda olan dostlardan 2000 lirayla ayrılan çifteyi, ikiliyi kazanan dostlarım oldular. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten onlar kazandığında mutlu oluyorum sevgili dostlar. Sırada Malatya memleketimiz var. Malatya'daki tüm hemşerilerime de bir kez daha saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah onlarla da zaten hipodromda daha doğrusu ganyan bayinde denk gelirsek konuşacağız. İnşallah Sultan Suyu Ağrası'nı da ziyaret edeceğim. Oradan da belki sizlerle topluluk bölümünde fotoğraf paylaşırım. O heyecanı sizlere yaşarım. Malumunuz burada benim akrabalarım yaşıyor. Şu anda sevgili kuzenim diş hekimi Onur Çiçek. Onunla beraberim. O da tüm hemşerilerimize selam söylüyor. O da yeni hizmet açtığı yerinde hepinize, tüm Malatyalı hemşerilerimize en içten dilekleriyle en iyi hizmeti verecektir. Zaten kendisi memleketimizde çok tanınmış doktorlarımızdan bir tanesi sevgili dostlar. İmkanı olan, dişte problem yaşayan tüm dostlar, beni izleyen tüm dostlar kendisini ziyaret edebilirler. Onur Çiçek yeni yerinde sizlerle birlikte değerli dostlar. Ona da buradan selam olsun ve geçiyorum artık yarışlara. İzmir yarışlarındayız. Güzel heyecan var İzmir'de. Bakalım nasıl bir gün bizim için olacak. Ben elimden geldiğince yorumlayacağım. Birinci koşu 2100 metre mesafede 4 yaşlı İngilizlerin yarışında.
böyle bir türlü kendini kanıtlasa da zaman zaman gününde olmayınca kötü koşan taylar, atların olduğu yerde ben bugün 2 numaralı Fair for It Gökhan Kocakaya ile ilk kez start alacak ki tam gidişat lehine düşünüyorum 2 numaralı Fair for Fit için. Bugün de baktığınızda uygun grupta bence iyi hazırlıklarıyla buraya gelen 2 numaralı Wait for It Gökhan Kocakaya ile birinci koşuda ses getirmeye yakın isimdir. Gücünü de kullanacaktır sevgili dostlar. İkinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. 4 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde zor bir yarış ama yarış gidişatına baktığımızda yarış çok sürete çıkacak gibi durmuyor. Son yarışında yarış tempoya girince bir türlü istenileni veremeyen 5 numaralı Akarcan yeniden Mustafa Çiçek'le start alacak ki Mustafa ile 4'te 2 yani %50 istatistiğe sahip. Bugün de baktığınızda ön gruba yakın gidip düzlükte vitesi arttıracağını düşündüğüm 5 numaralı Akarcan İzmir'de altılı ganyanın ilk ayağında en şanslı isimlerden bir tanesidir. Kendisi de bir İzmitli yavrusu sevgili dostlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde ise baktığınızda Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden'ın da yarış yaşamının ilk startını ağır alan, öndeki rakibini kaçırınca ikincilikte kalan, o gün yine Gökhan Kocakaya ile start alan, kızım Melike yavrusu, kızım Melike kim derseniz Temela'nın anne kardeşi. Bunun da yavruksu yani abisi Lozan. Böyle bir kanatından gelen bugün ritmini bulacağını düşündüğüm 4 numaralı Power Man bir kez daha Gökhan Kocakaya ile start alıyor ki ben yarışın tempoya gireceğini düşündüğümden sonlarda çok kuvvetli gelecek olan 4 numaralı Power Man İzmir'de altılı ganyanın ikinci ayağında ses getirecek isimdir değerli dostlar. Dördüncü koşu Arapların mücadelesi 4 yaşlı Araplar start alacak. Zor bir mücadelede son yarışında tam kazanacağım derken Gökhan Kırbacı ısrarla kullanınca kaybeden. Bugün Apprentice Alican İnci ile ilk kez start alacak olan ve gidişatı lehine gördüğüm Demirbars er güçlü liderliği alacak. Safkanlar Özçevik, Şarlo, Selim abi, Tumbul ağam onu kovalayacak ki çok sallı bir safkan olan 2 numaralı Özçevik. Bir han kızı yavrusu biliyorsunuz dil şeker ve gözyaşı gecesinin anne kardeşi olan 2 numaralı Özçevik. Bugün Alican İnci ile inatçı karakteriyle uzun boyunluğuyla bugün fotoyu geçmeye yakın isimdir. Bugün şansı bir kez daha çoğaldı ki İstanbul, İzmir, Bursa derken yeniden İzmir'e geldi. Bakalım nasıl bir yarış. Araplar her zaman zor olur söylüyorum. Bakalım izleyip göreceğiz değerli dostlar. Beşinci koşu kısa vade 7 mücadele. 4 yaşlı Arapların yarışında Kocaeli'nde son yarışında büyük favoriken hiç işlemeyen anlık bir problem yaşayan. Bugün yeniden Mehmet Kaya ile start alacak olan, ekürü desteğiyle koşacak olan 1 numaralı Mays Altın. Yetenekli kısrak 2017 yılında bu koşuyu kazandı. 3 yıl aranın ardından 8 yaşına geldi ama hala kalitesinden bir şey kaybetmeyen 1 numaralı Mays Altın bu zor ayağın ilk şanslı ismidir. Gücünü, kalitesini kullanacaktır gibi duruyor. Varsa takip isminiz değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Ve geçtik 6. koşuya. 3 şart 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde birkaç isimde gittim geldim ama son yarışını 4 ay aranın ardından koşan, o gün ritmini bir türlü bulamayan, bugün önlere erken gelmesi halinde startla birlikte başa geçeceğini düşündüğüm, uzun mesafeleri çok seven abisi Trojan Horse'a her adımı benzeyen, bugün de en iyi anlaştığı jockey Gökhan Gökçe ile 3'te 2 yapan, bugün 4'te 3 için sahaya çıkacak olan, idman pistinde iyi görünen 5 numaralı Winner Dancer bugün winnerlayabilir sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın 5. ayağında kazanan olabilir. Ve geçtik son koşu, kapanış mücadelesi İzmir'de değerli dostlar. Güzel günün ardından son ayakta kalabalık bir mücadele bizi bekliyor. 15 handikap bir yarış ama çok güzel bir yarış. Cazip bir isim gelebilir. Benim sizlere önereceğim isim de yarışı kazanmaya en yakın isimlerden bir tanesi. Sezonu kış sezonunda kum pistte ve sentetik pistte yarışlar görerek hazırlanan. Malum çimler başladı, bombalar başladı demek. Sezon heyecanı da yaklaşıyor. Nisan'da Ankara ve İstanbul başlayacak. Bizim heyecanımız da daha çoğalacak. 2 numaralı Karavaş. Bursa'da uzun galoplarla hazırlanan, bugün ön tarafa yakın gidip çok kuvvetli geleceğini düşündüğüm 2 numaralı Karavaş. Aynı Kocaeli'nde Fadik yarışında olduğu gibi Apprentice'i Yunus Emre Yüksel'le yarışı iyi koklayacak. Virajdan sonra içeriden dalacak, daldığı gibi de fotolayacak gibi duruyor. Bu güce sahip bir menengiç yavrusu, babası da bilgin. Ben gücüne, kalitesine, çalışmalarına inandığım 2 numaralı Karavaş'ın İzmir'de kapanışı yapacağını düşünüyorum ki geçtiğimiz günlerde ben Fadik oynadım. Kazanamadı. Geldi Kocaeli'nde 20 lira ganyanla kazandı. Çünkü o bariyer dibini hiç bırakmadı. Belki Yunus Emre beni duymayacak, Muhammed Mirvilgin gibi, ama
Eğer dediğim gibi koşarsa 2 numaralı Karavaş bu koşunun kazananı olmaya yakın isimdir değerli dostlar. İzmir yarışlarında 7 koşuyu sizler için yorumladım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numaradan mesaj atıp benden bilgi alabilirsiniz. Bir 3-4 gün Malatya'dayım, inşallah burada memleketimizde zaman geçireceğiz. At yarışları heyecanını da burada yaşayacağım. Daha sonrasında zaten evimiz olan Kocaeli'ye döneceğiz. İnşallah hepiniz için yarın güzel bir gün olur. Allah'a emanet olun. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.